Çok teşekkür ederim. Tebrikler Çin'e. Görüyor musun? Tekrar hoş geldin Popstar Alaturka'ya. Şimdi jüri üyelerimize dönüyoruz. Bakalım her neler diyecekler. Gibi yine çok heyecanlıyım. Senin için de bir rahatlık gelmiş. Bu eser Segah başlar ve evet. Nihavend karar verir. Çok geniş bir eserdir. Evet. Şarkıyı yanlış okudu. Detoneler vardı. Onlar konuşsunlar. Ben bu kadar konuşuyorum. Peki. Yanlış mı okudum şarkıyı? Evet. Provamızda da böyleydi ama. Ben acaba yaşlandım, kulağım mı iyi duymuyor yoksa zat haliniz nasıl, ne buyuruyorsunuz? Eserin şeysinde. Melodik yanlış mı, trafik yanlışlığı mı? Trafik değil, melodik olarak. Ha, melodik olarak. Nefesi yetmedi ve orayı okumadı. Neresiydi efendim? Lütfen sizden duyabilir miyim? Çünkü ben provada da böyle çalıştığım için. Ama doğru şimdi notları elime almadım. İlk yani bölümdeydi. Notu. Belki detone olmuş olabilir mi? Heyecanım olabilir. Evet. Ama yanlış okudum bilmiyorum. Tabii zaten eksik okudunuz. Eksik. Eksik. Eksik okudum. Evet. Yani. Hocam öyle mi oldu? Hayır yani melodik bir yanlışlık yok da nefes şeyleri olabilir. Nefesten doğrudur. Eksik kaldı ve tamamlayamadı. Hangi burada var mı not çocuklar? Burada var mı? Ben de bir bana yollar mısın? Hayır, sizden doğrusunu öğrensem çok iyi olur. Arkadaşlarım konuşsunlar o arada. Tamam, bulur. Peki. Hepinizin üstüne jüriye bir güvensizlik gelmiş. Doğrusunu sizden öğrensek çok iyi olur diye. Estağfurullah. Ben Bülent asla öyle bir şey. Yani, ben asla sen de Bülent Hanım'ı sınıyorsun şey yani. Hayır asla yok. Hayır ben bunu neden söylüyorum Armağan Bey? Yani doğrusunu sevgili Bülent Ersoy'dan öğreneyim diye. O zaman ben burada yanlış okumuş olabilirim. Hatalarım da olabilir. Çok doğal. Ama provamızda da biz böyle yaptık. Sevgili Osman Tan Bey de bunu duydu, dinledi. Sevgili hocam Selçuk Tekay da dinledi. Beraber buna böyle karar verdik. Tamam, doğrusunu öğrenmek istiyorsan doğrusunu gidersin. Doğrusunu evet öğrenmek gidersin istiyorum. Yarışmadan sonra alırsın bir tane kaset, koyarsın, dinlersin, doğrusu olur. Ama sen ben Bülent Hanım'dan öğrenmek istiyorum şu anda. Ha öyle. Evet. Bak sen. Ben bir şey... Çünkü en doğrusunu kendisi biliyor. Yani ben bana Bülent Hanım ne derse desin hiçbir şekilde asla alınmam. Doğrusunu bana söylesin yeterli. Sizden gelen hiçbir söz beni ne kırar ne üzer. Tam tersi çok mutlu oluyorum. Çünkü hatalarımı düzelteceğim sizin sayenizde. Asla ve asla kesin üzülmem yani. Bu bantı. Evet. Dinleme olanağımız var mı acaba? Böyle var bir mı? Şey... Ben rejiye soruyorum. Yok mu? Yok. İlk yani bölümdeydi. Evet. Hatta siz ancak önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta yapabiliriz. O zaman. Dinleyelim tabii ki. Yani ona, ben çok mutlu olurum gerçekten. Önümüzdeki çünkü hafta onu ben bu rica şarkıyı edelim. Böyle dinledim. Tabii. Efendim beraberce bir dinleyelim. Tabii ki çok mutlu olurum. Ve gerçekten orada çok mutlu olurum. Size söyleyeceğim efendim. Tamam. Yine de üzerinde uğraşıyorlar. Eğer ayarlayabilirse. Yani sonuna doğru hani bir peki şeyimiz olursa ona istirham çok ediyorum. Çok mutlu olurum gerçekten. Ben içeriye gideyim mi bir bakayım hayır, mı? Hayır gerek yok. Nasıl nedir ne değil diye. Bir yani gideyim. İsterseniz. Ben bir gideyim. Olabilir aslında çünkü ben şimdi rahatsız olurum. Ben doğru okumak istiyorum. Çünkü şimdi sonuçta bunlar ağır parçalar. Hata da kabul etmiyorum. Ben okumuşken tam olsun kalkayım, istiyorum. Gideyim. Kalkmayın araba çok uzakta biliyorsunuz. Ayın aracı. Evet gitmeyin. Armağan Bey çok ama kötü bakıyorsunuz. Gökhan'cığım Bülent Hanım daha önceden hani bir görmek istiyor. Şişirdi tabiri var ya hakikaten insanı şişirdin. Hayır, beni oturduğun yerde yani. Şeysi, siz zaten beni her gördüğünüzde şişiyorsunuz. Sen artık bu sefer iyice şişirdin. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim size. Hiçbir şey söylemeyeceğim. Şişirdin yani. Nasıl yaparız? Oldum olası hep böyle. Değişmeyecek yani. Böyle giderse hiçbir zaman değişmeyecek. Olsun. Hiç o reklam arası. Armağan'cığım özellikle yani görür görmez mi şişiyorsun şeyi? Özellikle hayır Armağan Bey gerçekten beni görür görmez. Şimdi beni, ya beni sevmiyor size ya bir şey elektrik alamıyorsunuz size ya da sesimi şey beğenmiyorsunuz olabilir. Hiçbir şeyinizi beğenmiyorum. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun hiç önemli değil. Beni beğenmiyor. Mesela deminden beri yani bu etekleri çekiştire çekiştire çok olan tavrınızdan nefret ediyorum. Mesela böyle böyle. Ama burada böyle bakın, yapışkana sakıza basmış gibi. Size bir şey söyleyebilir miyim Armağan Bey? Buyurun gelin. Yani. Buyurun gelin. Buradaki şeyi görürseniz. Osman Bey. Topuğum buraya giriyor. Elimde değil yani. Ne yapabilirim? Sakız mı var koymuş Osman Tan oraya? Hayır. Şimdi bakın. Yanlış birazcık mı? Birazcık orada bir şeyler var. O yüzden birazcık, topuğum takıyor. Birazcık çalışsa eğer. Bir kere buraya basarsınız topuğunuz girer. Bir daha da buraya basmazsınız. Ama bir tane daha oldu Armağan Bey. Ama, bakarsanız anlarsınız. Tamam.
Buna bastınız o zaman. Orada buna bastın. Vıç 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 vıç. Haa, içine fenalık geldi ha. Bir şey söylemek istiyorum. Vallahi kusura bakmayın, ben tavrımdan çok memnunum. Hiç de yanlış bir hareket yaptığımı düşünmüyorum. Siz bir kendinizi seyredin. Bunlar çok doğal şeyler yani, buradaki şey Sayın benim hatam Osman değil ki. Sayın Osman Tanerkan. Çok evet, doğal buyur, yani. Bir şey, bu sesler çok yükseliyor. Ama ve çünkü ben oldum olası artık hep... Müsaade buyurun efendim, ben buyurun konuşuyorum. Bu konuşmalar, bu tarzlar, bu ses yükselmeleri beni son derece rahatsız ediyor. Görüyorum ki bu çocuklarımızın ruhsal dengeleri alt üst olmuş. Valla olabilir bence de. Bunlar bizim karşımıza ilk geldiklerinde böyle değillerdi. Aklı Selim sahibiydi hepsi değil mi Bülent Hanım? Hayır, yanlışsam beni ikaz edin. Yüksek sesle yok, düşünüyorum. Yok Bülent Hanım. Yani epey bir gerginler bunlar. Bülent Hanım, bir şey söyleyebilir miyim size? Lütfen lafınızı kesiyorum. Yani ben gayet şu anda normalim. Sadece buraya çıktığım zaman... Bu normal haliniz mi? Doğal olarak insan gergin oluyor. Arman Bey, ben sizin gibi yıllardır televizyonlarda değilim. Ha, bir de anormalini görsek eyvah eyvah yani. Anormalim görebilirsiniz, evlerde olabilir. Merak. Belki onu da görebilirsiniz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Burada önemli ama bir nokta var. Ama şu anda ben yani kötü bir şey söylemiyorum. Çin ben sadece karşılık saniye veriyorum. Tamam, sakin Şakgül olarak. Radyosu gibi susma daha. Tamam Arman, şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bir kez daha geliyorlar sizlerin önüne. Ben hiçbir şekilde onların bir saygısızlık yapmalarını falan yapmayacaklarını düşünüyorum en azından. Şimdi bir şey söyleyebilir miyim? Zaten yapmazlar. Bitireyim, yapmazlar. Bitireyim, ama ben bitireyim. Şimdi onları bir anne, bir abla, tabii bir ki eğitmen gözüyle bir taraftan da bakıyorum ve onlar için çok üzüldüm ben bu akşam. Ama bir şey söyleyeceğim. Bülent İnanın, Hanım bir saniye. Vallahi ve billahi bunların sinir sistemleri alt üst olmuş. Bülent Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi buyurun, ben estağfurullah. Çimenin gözünden düşünüyorum. Seni gördüğüm zaman şişiyorum, hiçbir şeyini beğenmiyorum diyen birisi olsa benim karşımda, mesela Armağan bana da dese, ben birazcık böyle benim de beynime kan sıçrar. Seni gördüğüm zaman şişiyorum demedim. Şişirdin beni bu gece dedim. Yani farklı arada bir fark versiyon var. Farklı bir versiyon. Arada çok büyük fark ama var. Ama yine de şimdi, seni gördüğüm zaman şişiyorum. Başka bir şey. Şişirdin beni bu gece. Başka bir şey. Yani ama bundan sonra onu gördüğümde şişeceğim. Doğru. Şimdi peki. Hadi. Artık ben bir şey söylemiyorum. Karşılık vermem zaten. Şimdi asla ben son bir şey yapmam. Daha söyleyeceğim. Yapmam. Size bırakacağım. Son bir şey daha söyleyeceğim. Armağancığım, senin de fikrini soruyorum burada. Yani artık ben başta da dedim, buradaki yarışmacılarımız ilk günkü yarışmacılarımız değil. Geldiler, bir şeylerden geçtiler, bir süre kendi başlarına geçirdiler, geri geldiler. Ben onların kabul etmedikleri bir fikir varsa bunu ifade etmelerini normal buluyorum. Ben de. Bu kadar. Yani başka bir şey söylemek istemiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Evet. İnsanın kendine güvenli durmasıyla küstahlık arasında kesin, tabii ki çok ince bir çizgi vardır. Ben asla küstahlık başka bir şeydir. Evet. Kendine güven ama başka bir şeydir. Burada oturan insan da karşısındaki insan kendine güveniyor mu, küstah mı, müsaade edin anlar. Başka da bir şey söylemeyeceğim. Ama siz şu ana kadar benden böyle bir tavır gördünüz mü? İşte gördüğümü söylüyorum bu gece. Gördüğünüzü söylüyorsunuz ama siz beni kaç hafta yarıştım? Ben 7 hafta yarıştım. 7 hafta boyunca ben size ağzımı açıp tek kelime söylemedim Armağan Bey. Tamam, siz bana istediniz, beni sıktın çimen, senden yoruldum çimen, kalkıp gitmek istedim çimen. Ben bunları duydum ve kendime güvendiğim halde hiçbir şey söylemedim tamam size. Söyleyebilirsiniz ayrıca zaten da. Zaten bugün saygısızlık olarak da bunu algılamayın. Ben asla saygısızlık ayrıca yapmam insanlara. Ayrıca söyleyebilirsiniz de, ben de bunu söylüyorum. Tabii ki benim fikrimi söyleme özgürlüğüm olduğu kadar sizin ama de... Ama siz bana küstah diyorsunuz. Ama siz dinlemiyorsunuz ki. Şatlı Rap Radyosu gibi konuştun zaten. Peki hadi, o dedi ki bir yerde, Sayın Çağlayan dedi ki beni baydın, sıktın dedi. Ben ne dedim çocuğum, ben müzikal manada. Size şöyle bir şey ama söyleyeyim. Ama bana da öyle bir yaptın ki. Asla. Neredeymiş o bakayım, neresiymiş. Asla. Bir göreyim de hayır, dinleyeyim, duyayım bakayım. Bakın siz aynen beni eğer yaptım. Siz benim beni... her yerim dökülebilir. 9-10'da 7 şiddetinde zelzele olmuş gibi olabilirim. Ama bir tek ölürken dahi en sağlam yerim kulağımdır çocuğum benim. Biliyorum ben zaten yanılmam size. Şimdi öyle bir şey ama asla yapmam. Kimse Allah değil, tövbe haşa. Yine de kendimi de sınamak adına hani bir kez daha dinleyelim de bir hata yapmayalım. Eğer olmuş olursa
bağışla çocuğum, ben öyle demek duymuşum da diyebilirim. Bunu da çok rahat söyleyebilirim. Siz doğurganlık özelliğim olsa sizin kadar çocuğum olurdu. Ama çocuğum dahi olsa hata yaparsam özür mekanizmamı çalıştıracak ruh yapısına da sahibim. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi peki bunu dinleyeceğiz ve karar vereceğiz. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle peki minik kuşum. Söyle ben çocuğum size asla ve asla, çünkü siz bizim üstadlarımızsınız özellikle benim için. Siz biliyorsunuz zaten, söylememe gerek yok. Orhan Gencebay, sevgili Orhan Gencebay, sevgili Ebru Gündeş hissetmiştir belki. Ben şu ana kadar asla ne siz ne söylerseniz peki söyleyin. Peki bunu hiçbir uzatmayalım. Hiçbir şekilde sizi kıracak bir laf asla yapmam. Sayın Erkır. Bunu biliyorsunuz. Ama sizde bunu muhakkak dinlemeliyiz. Şu anda dinleyebiliyor muyuz? Ben sayın hemen genel, ama hatamı söyleyeyim muhabirin de ona göre okuyayım işte ben. Ona bakacağız. Evet, ona göre ben söyleyeyim. Hazırmış tamam isterseniz bir lütfen izleyelim. Tamam. İstirham. Ne oldu? Tam doldurmuş musun? Tam batutayı sonunda birazcık daha uzatmam. Batutayı doldurmuş musun? Birazcık daha uzatmam bunun lazım. Bunun biraz azı yok çocuğum. İşte batuta tamam dolmuş mu dolmamış mı? Yani tam olmamış, evet. Haklısınız. Geçmiş olsun. Buradan bahsettiniz değil mi? Tamam, haklısınız. Zaten asla bir şey ben bilmez. Ben yanılmam. Asla. Her yerim dökülür, kulağım sağlam biliyorum kalır. Herkes de bunu ben biliyor zaten. Asla, Allah esirgesin ya Rabbi. Onun için çocuğum, affedersiniz. Ben şey yapmam. Biliyorum, haklısınız ama sizin karşınızda şarkı söylemek de o kadar zor ki. Bir de şimdi, bana sorun. Yani bana bu sorun uzun bir eserdi. Batuta dolmamış. Sen de konuşsana yahu. Yani anlamadık biz batutayı ama bir yeri dolmamış. Hayır, konuşsana oradan sen. Ya aynı şeyi söylüyorum zaten. Söyle. Bir kere de sen söyle. Detoneler var. Evet, orası doldu mu? Hayır, dolmadı. Geçmiş olsun. İşte bunu söylüyorum tamam yani. Tamam, tamam hocam. Bundan peki sonra ona dikkat edeceğim tamam zaten. Tamam evlatçığım. Hadi bakayım. Çok teşekkür ederim. Orhan Bey. Önce sizleri gördüğümden memnun oldum. Erkan'ı, Okan'ı, seni Çimen gördüğümden memnun oldum. Çünkü hepiniz seçilmiş kişilersiniz. Bunu demin de söyledim. Binlerce kişinin arasından seçilmiş kişilersiniz. Sizler hiçbir zaman kötü değilsiniz. Katiyen böyle bir şey olamaz zaten. İyisiniz ama daha iyi olacağınız yorumlarınızı bekliyoruz. Burası canlı performans alanı olduğu için yanlışlar olabiliyor. Sonra düzeltmek lazım. Yani aynı baskıyı daha sonra reprüzler olduğu zaman özellikle düzelttiğiniz zaman bizim puanımız değişebilir. Ama başta detone olmuşsa sonra düzeltilmişse fikrimiz belki farklı olabilir. Yani neticede genel olarak bakıldığında bu eserin segah eserin ağırlığı segah. Arkasından uşak girisi notları var ve hüzzam notları da var. Sonunda nihavend bitiyor. Tüm bunları, bu baskıları iyi yapmak lazım. Burada biraz zaman zaman o baskıları kaçırdık. Aslında eseri bildiğin belli. Yani kendinden de eminsin. Ayrıca bu giysi de yakışmış, o sarı saçlara siyah giysi de yakışmış. Senin ayrı konu. Aslında Sayın Gencebay, özür diliyorum. Estağfurullah. Yalnız notları da düzgün basmak, sağlam basmaktan ziyade nefes paylarını da tam anlamıyla ayarlayabilmek doğru değil midir efendim? Yok, doğru. Deminki söylemiş olduğu, Bülent Hanım'ın söylemiş olduğu nefes payının ayarlanması, ölçünün tamamlanması gerekiyordu. Bunu belki şu anda ayarlayamadınız ama ayarlayamadınız. Ve o ne demek istediğimi iyi biliyor. Biliyorum, evet, biliyorum. Biliyor. Bilmez olur muyum? Biliyor. Sonra şimdi bu ifadelerden de yine söz dinlediğinizi de görüyorum. Güzel bir şey. Saygıdır bu. Güzel bir şey. Ve bunu daha iyi yorumlayacağınızdan da eminim. Fakat yalnız şu anda bir takdire şayan bir şey var. Böyle büyük çarşaf çarşaf eseri de buraya getirip okumak da hakikaten takdire şayandır. Bunu da söyleyeyim. Ayrıca, yani efendim, tabii, çok ayrıca önemli. Benim aklımda şu kalmıştır. İlk yarışmada Zil, Şal ve Gül'ü okumuştunuz. Aa. Ne güzel okumuştun Çimen, çok güzeldi. Hala aklımda ve söylüyorum. Ve her şey yerli yerindeydi. Şimdi burada baskılarda biraz yanlışlarımız var. Bunları bunlara dikkat edelim. Bundan sonraki okuyu yorumlayacaklarında dikkat edelim. Edeceğim zaten bundan sonra. Evet. Kesinlikle son kez söylüyorum Bülent Hanım için. O yanlış anladı çünkü beni. Asla çok üzülürüm. Eğer siz beni yanlış anlarsanız gerçekten çok üzülürüm. Çünkü ben size gerçekten çok saygı duyuyorum. Asla saygısızlık yapmam. Bunu
Siz biliyorsunuz, söylememe gerek yok. İsterseniz gelip öpebilirim de sizi, fark etmez. Ne zamandır kimse öpmüyor Arman Bey, beni. Arman Bey, sizi de öpebilirim. Öp, eğer istemiyorsanız. Öpsün çocuk ayol. Çok da can alıcı. Hatta önce sizi öpeyim bari. Nefret Arman, ediyorsunuz benden ama. Gel. Öp Arman. Ne gerek var canım? Aa. Bayram değil, seyran değil. O zaman ben sizi öpeyim. Teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Sizi de öpebilir miyim? Hakikaten ha. Niye öpüştük şimdi? Nasıl bir şey oldu böyle, anlayamadım. Öpüştük ama niye öpüştük? Arman ben Bey, sizi öpmüş kadar oldum. Bir şey rica edeceğim. Sizi öpmüş kadar oldum yani. Kendinizi dinlediniz ya. Bir de bu hafta Osman Tan Bey'den rica edin. Size bir kaset versin. Bir de kendinizi seyredin. Seyrettiğiniz şeyden ne kadar hoşnut olacaksınız, haftaya konuşalım ondan sonra. Ya ben hareketlerimden memnunum Arman Bey, ne diyeyim? Tamam, ben size... bir şey demiyorum. Vallahi ben Nasrettin Hoca diyorum. Torunuyum, sabırlıyım. Hiçbir şey söylemiyorum size, saygısızlık da yapmıyorum. Siz söylemek istiyorsanız yine söyleyebilirsiniz. Bu Nasrettin Hoca bilmem ne promosyon ayakları da koktu. Yok hayır, niye? Ben şu ana kadar hiç böyle bir şey yapmadım. Tamam. Yaparım bu yarışmaya yani da sonra. Bu kadarı yeter. Yani daha fazlası beni rahatsız ediyor açıkçası, böyle didişmeler falan. Ebru Hanım, sizin de yorumlarınızı alalım. Vallahi ben bir yorum yapmak istemiyorum Osman Tan Bey. Özür dilerim. Peki tamam, puan alalım. O kadar çirkin ki da, yani bu tavırlar hoş değil. Ne olursa olursun, her ne dalda olursa olsun burada oturan insanlar, yani bu taraftan bahsediyorum. Bir yani bu işe yeni atılacak bir insanın tavrının bu olmaması gerektiğine inanıyorum. Biz de yeniydik. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Yani Bülent Ersoy'a hani ben o tavrın altında, kusura bakmayın, samimiyet bulmuyorum. Bu samimiyetsizlikte, pardon, çok özür dilerim. Ne olur herkese laf yetiştirdiniz, bana yetiştirmeyin bari. Ben çünkü uğraşamam, hakikaten söylüyorum. Yani Bülent Ersoy bir şey duyuyorsa duyuyordur. Bunu evet ne olur, evet dinleyeyim de ben de hatamı... Bunlar bizi yani anlıyoruz ne demek istediğinizi. En azından ben kendi adımı anlıyorum. Art niyetliysem art niyetli olayım, hiç de önemli ama ben art niyetli değilim. Bakın hala konuşuyorsunuz. Ne gerek var Allah aşkına ya. Bu işte ben başladığım günden itibaren mutlaka birileri bir şey söyledi. Yanlış da söylemiş olabilir, doğru da. Allah aşkına saygı denen bir şey var. Pıt 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 çene yetiştiriyorsunuz ya. Ben şu ana kadar saygısızlık yani yapmadım diyorum Arman size. Arman sana tavır olarak ben seyrediyorum şu anda. Şu dakikaya kadar da sessizce seyrediyorum. Ya bir sürü insan var, tatatata yapmadılar. Senden önce son derece rahatsız olan bir çocuk çıktı. Son derece saygılı bir şekilde konuştu. Rahatsızlığını anlattı gitti. Ya bu iş böyle olur ya. Siz de bu kadar pabuç kadar değil. Siz bu işi nasıl yapacaksınız bilmiyorum. O zaman hayranlarınız yarın bir gün size bir şey dese aman git falan filan dersiniz o zaman. Asla yani. Öyle bir şey olur söylemem. Şey ya. Siz şu ana kadar benden öyle bir şey duymadınız. Ama ilk defa ben böyle o zaman oldum. Şöyle neden ama o zaman bu da gitmişsiniz, benim artık... olmuşsunuz, gelmişsiniz, biz olduk, kimsiniz siz öyle mi? Ya asla kusura öyle. Bakmayın. Ben asla 7 öyle. Puan veriyorum asla Osman şey Tan Bey. Özür dilerim. 7 puan veriyorum. Detoneleri sizin, de vardı. Şarkıda bence iyi Ebru değildi. Gündeş. 7 puan veriyorum. Özür peki Ebru Hanım. Ebru Gündeş'ten 7 geldi. Ki ben gerilmem, gergin olmam ama ne olursa olsun. Burada bir Orhan Gencebay oturuyor, burada bir Bülent Ersoy oturuyor. Hadi biz genciz diyelim ama yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ben asla saygısızlık bakın, yapmam ama. Bakın hala konuşuyorsunuz. Hala saygısızlık konuşuyorsunuz. Yapmadım diyorum. Nasıl iddialısınız tamam, ya? Peki. Ben diğer kusura puanları da almak yani. İstiyorum artık. Sizlerden. Armancığım, Bülent Hanım, Orhan Bey bir puan alabilir miyim? Ben ne yapmam lazım? Puan anlayamadım. Puan üzerinden puan zamanı puan. Geldi. Yok bir şey numara zamanı. Puan vereceksiniz artık. Bülent Hanım bir uçtu gitti geri geldi. Ama normal yani. 7. Valla biz onları buraya 7 oturtalım. 7 Armağan Çağlayan'dan, 7 Bülent Ersoy'dan, Orhan Bey. Tabii ki bazı yarışmaları da arada bir izleyebiliyoruz. Oradaki davranışlar benim hiçbir zaman kabul edeceğim şeyler değil. Ama şükürler olsun ki biz öyle değiliz. Bizde yanlışlar olsa da saygılı bir şekilde olabiliyor. Hatasız yarışma olmaz. Hatayla sevelim diyorum. Ve ben 8 veriyorum. 8'de Orhan Gencebay'dan geldi. Çok teşekkürler. Toplam kaç puan olmuş bakalım? Bu arada 3 tane 7, bir tane 8, 29 puan. Evet. Çimen, aday numaranı hatırlatır mısın? 103. 103. Çimen'in aday numarası, eğer isterseniz 30.04'e Çimen için oylarınızı gönderebilirsiniz. Birazdan Ebru Gündeş yeniden bizlerle beraber olacak. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.